Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf E staff'ın 8. föyündeyiz. Olasılık konusuyla devam ediyoruz. Eş olumlu örnek uzay. Bunu bir önceki föyde de tanımlamıştık. Eş olumlu örnek uzayda ne oluyordu? Tüm olayların gerçekleşme olasılığı eşit oluyordu. E1, E2, nokta nokta En ayrı olaylar olmak üzere sonlu örnek uzayı E1, E2 ve En olan, yani tüm elemanları, tüm olaylar bunlar olan P olasılık fonksiyonunda E'nin gerçekleşme olasılığı, E1'in gerçekleşme olasılığı, E2'nin gerçekleşme olasılığı, yani hepsinin gerçekleşme olasılığı birbirine eşitse buna biz ne diyoruz? Eş olumlu örnek uzay diyoruz. Şimdi bir A olayının gerçekleşme olasılığı arkadaşlar, A olayının eleman sayısı bölü örnek uzayın eleman sayısı ile hesaplanır. Yani ne demektir? İstenen durum sayısı bölü tüm durum sayısıdır. İstenen durum A olayı. A olayın olasılığını hesapladığımız için bu olayın elemanları kaç tane ise örnek uzayın eleman sayısına bölüyoruz. Birinci örnekte E, A, B, C eş olumlu örnek uzayında A, B ve C ayrı olaylardır. P, A artı P, B kaçtır? Şimdi bunlar ayrı olaylar ve eş olumlu örnek uzay olduğu için A'nın ve B'nin gerçekleşme olasılığı ve C'nin gerçekleşme olasılığı nedir? Eşittir. Ve bunların toplamı, şöyle yapalım isterseniz. Bunların toplamı PE'yi verir. Yani 1'i verir. Bunlar birbirine eşitse, önceki föyde çözdüğümüz son soruya benziyor. Bunların gerçekleşme olasılığını x diyelim. 3 tane x 1'e eşit. Dolayısıyla x eşittir. 1 bölü 3 olur. A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 3. B'nin gerçekleşme olasılığı 1 bölü 3. Topladığımız zaman ne olacak? 2 bölü 3 olacak. E 1, 2, 3, 4, 50'ye kadar olan sayma sayıları kümesinden rastgele seçilen bir elemanın 5 ile bölünemeyen bir sayı olma olasılığı demek istemiş. 5 ile bölünemeyen diyor. 5 ile burada 50 tane sayı var. Yani SE 50. 5 ile bölünen kaç tane sayı var? Buradaki 5'in katı olan sayıları 5, 10, 15 şeklinde birkaç tanesini yazarsak bu 5'in 1 katı, bu 5'in 2 katı, bu 5'in 3 katı, bu da 5'in 10 katı şeklinde düşündüğümde 10 tane olduğunu görüyoruz. Yani olayımız A olayı 5 ile bölünen sayılar olsun. Eleman sayısı 10'dur. Şimdi burada arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Terim sayısından yapabilirsiniz. Son terimden ilk terimi çıkar. 50'den 5 çıkar. Bölü artış miktarı hani beşer beşer gidiyor. Artışık sayı dizisi oluşturuyor. Artı 1. 45 bölü 5'ten 9. 9 artı 1'den yine 10 bulabilirsiniz. Yani iki türlü de bulunabilir. Ama biz ne istiyoruz? 5 ile tam bölünemeyen. Yani A'nın tümleyenini arıyoruz. A'nın eleman sayısı ile A'nın tümleyenin eleman sayısı evrenseli vermiyor mu? Yani örnek uzayı vermiyor mu? Veriyor. Yani 50 tane sayıdan 10 tanesi 5 ile tam bölünüyorsa geriye kalan 40 tanesi 5 ile tam bölünemiyordur. O halde 5 ile tam bölünemeyen bir sayı olma olasılığı, yani A'nın tümleyenin olasılığı arkadaşlar, A'nın tümleyenini arıyoruz. A'nın tümleyenin eleman sayısı bölü evrensel, yani örnek uzay. A'nın tümleyeninin eleman sayısı 40. Evrenselinki 50. Bu da ne yapar? Sadeleştirdiğimizde 4 bölü 5 yapar. Ya da şöyle de yapabiliriz. Bir olayın gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşmeme olasılığının ya da tümleyeninin gerçekleşme olasılığının toplamı 1'i verir. A'nın gerçekleşme olasılığını buluruz. A'nın eleman sayısı 10. Örnek uzay 50. Buradan 1 bölü 5 gelir. 1 bölü 5'e ne eklersen 1, 4 bölü 5 şeklinde de bulabiliriz. Üçüncü örnekteyiz. Birey kelimesinin harflerini oluşturduğu kümeden rastgele seçilen bir elemanın sesli harf olma olasılığı. Olayımız sesli harf olma. Sesli harfler kaç tane? İki tane. İ ve E. Bu olayın eleman sayısı 2. Örnek uzayın eleman sayısı 5. İstenen durum sayısı 2. Tüm durumlar sayısı 5. O halde bu durumun gerçekleşme olasılığı 2 bölü 5'tir arkadaşlar.
Dördüncü örnekteyiz. İki madeni para aynı anda rastgele atıldığında üste gelen yüzlerin birinin yazı, diğerinin true olma olasılığı. Bakın birinin demiş, birincinin dememiş. Bir yazı biri true olacaksa aslında iki durum vardır. Yazı true ya da true yazı. Yani istenen durumun, olayın eleman sayısı 2. Tüm durumlar ne kadar? İki tane madeni para attığımız örnek uzayın eleman sayısı 2 üzeri n'den, 2 üzeri 2'den 4 tanedir. 2 bölü 4'ten cevap 1 bölü 2. İstenen durum sayısı bölü tüm durumlar. Aynı olma olasılığı, ikisi de yazı olabilir, ikisi de türü olabilir. Yine istenen durum sayısı 2, tüm durumlar yine 4, tabii aynı olaydayız. Aynı deneydeyiz yani. 2'ye böldüm yine 1 bölü 2. En az birinin true olma olasılığı. En az biri true olacaksa true yazı olabilir, yazı true olabilir. Yani bir tanesi true olabilir ya da ikisi de true olabilir. İstenen durum sayısı 3. Tüm durumlar 4 tane 2 üzeri 2'den. Cevap bu. 3 bölü 4. Beşinci örnekteyiz. Bir zar rastgele atıldığında üst yüze gelen sayının tek asal sayı olma olasılığı. Zardan bahsediyoruz. Zarın yüzeyindeki sayılar 1'den 6'ya kadar sayma sayıları. Bunların içinden ne olmasını istiyor olay? Tek asal sayı. 3 tek asal, 5 yine tek asal. Yani istenen durum sayısı 2, tüm durumlar 6. Bir tane zardan bahsediyoruz. Sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 3. 5 olmama olasılığı. 5 olmayacaksa 5 hariç 1, 2, 3, 4, 6'dan herhangi biri olabilir. Yani İstenen durum sayısı 5 tane, tüm durumlar 6 tane. Cevap 5 bölü 6. 3'ten büyük veya çift asal olma olasılığı. 3'ten büyük ne var? 4, 5, 6. Çift asal sadece 2 var. Değil mi arkadaşlar? Çift asal 2. 3'ten büyük 4, 5, 6. Bu iki kümeyi veya dediği için birleştireceğiz. Birleştirdiğimiz zaman 4 elemanla. Yani 4, 5, 6 da olsa, 2 de olsa bu olayı karşılıyor mu? Olayın isteği, koşulu yerine gelmiş oluyor mu? Oluyor. Ya 3'ten büyük geliyor ya da çift asal olmuş oluyor. Yani istenen durum sayısı 4. Tüm durumlar 6 tane. Sadeleştirirsem 2 ile 2 bölü 3 olur. 3'ten büyük ve çift asal olma. Şimdi 3'ten büyük 4, 5, 6. Çift asal 2. V dediği için İkisinin kesişimi gibi düşüneceğiz. Birleşim değil, kesişim gibi. Her ikisini de sağlaması lazım. Bu kümenin elemanlarıyla, bu kümenin elemanları ya da bu olayın olaylarıyla buradaki olay aynı değil. Ortak yok. O yüzden ne gelir? Boş küme gelir. Yani herhangi bir eleman istenen duruma uygun herhangi bir eleman olmadığı için eleman sayısı sıfırdır. 0 bölü 6'dan 0. Yani aslında nedir? İmkansız olaydır. Yani bir sayının 3'ten büyük ve çift asal olma şansı yok. 6. örnekteyiz. 1'den 150'ye kadar olan sayılar aynı özellikte kartlara yazılarak bir kutuya yerleştiriliyor. Buna göre bu kutudan rastgele bir kart alındığında bu kartın üzerinde yazan sayının 3 veya 5 ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı. 3 ile bölünenler ne kadar? Pratik bir şekilde hani 1'den başladığı için 150'yi 3'e bölersem 150 bölü 3'ten 50 tane. Hani 3'ten başlayacağız. 3'ün 1 katı. Sonra 6, 3'ün 2 katı. 50 de 3'ün 50 katı olduğu için 50 tane sayı var. Bunun eleman sayısı A olayı olsun. SA 50. Aynı şekilde bu olayı da B olsun. Yani 5 ile bölünme olayı da B olayı olsun. Bunun eleman sayısı da 150'yi 5'e böldüğümde bu sefer 30 olacak. Şimdi fakat şöyle bir şey yok mu? Buradaki elemanlarla yani 3 ile bölünebilen sayıların içinden 5 ile bölünebilen sayı çıkmaz mı? İki kümeyi birleştirdiğimiz zaman biz aynı elemanları tekrar tekrar yazamıyoruz. Bir kümede bir eleman birden fazla yazılmaz. O zaman bunların kesişimine de bakmalıyız. S, A kesişim B. Acaba kaç tane ortak eleman var? Yani hem 3'e hem 5'e bölünen kaç tane sayı var? 150'yi 15'e bölerek bunu da 10 buluruz. Hatırlarsanız iki kümenin birleşiminin eleman sayısını veren formül, iki kümenin eleman sayıları toplamından kesişimi çıkarılarak bulunuyordu. A'nın eleman sayısı 50, B'nin eleman sayısı 30, kesişimin eleman sayısı 10. Çıkardığımız zaman 70. A birleşimi B'nin eleman sayısı 70 olmuş oluyor. Yani bu ne demek?
3 veya 5 ile bölünebilen birbirinden farklı 70 tane sayı var. Şimdi biz bu olayın gerçekleşme olasılığını bulurken ne yapıyoruz? Bu olayın eleman sayısını örnek uzayın eleman sayısına bölüyoruz. İstenen durum sayısı bölü tüm durumlar yapıyoruz. İstenen durum sayısı yani 3 veya 5 ile bölünebilen 70 tane sayı var. Örnek uzayın eleman sayısı 150 çünkü 150 tane kartımız var. 150 tane sayımız var. Sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar sıfırlar birbirini götürür. Cevap 7 bölü 15 olur. Geldik 7. soruya. Bir torbada 3 mavi, 2 kırmızı ve 4 sarı bilye vardır. Bu torbadan çekilen bilye geri atılmamak şartıyla art arda rastgele 2 bilye çekiliyor. Buna göre çekilen bilyelerin ikisinin de mavi olma olasılığı. Şimdi geri atmadığımız için arkadaşlar olay aslında seçmeye dönüyor. Yani biz buradan 2 bilye seçeceğiz. Bu seçtiğimiz bilyelerin ikisinin de mavi olmasını istiyoruz. Peki seçtiğimiz 2 bilye mavi olacak. Kaç farklı durum yazabiliriz? Hani 3 tane mavi bilye var değil mi? Ne olabilir? Mavi 1, mavi 2, mavi 3 diyelim. Mavi 1, mavi 2 olabilir. Mavi 1, mavi 3 olabilir. Ya da mavi 2, mavi 3 olabilir değil mi? 3 tane durum var. Bunu kısaca nasıl yapabiliriz? Kombinasyonla yapabiliriz. İstenen olayın eleman sayısı bölü örnek uzayın eleman sayısı yapacağız ya. İstenen olayın eleman sayısı 3 maviden 2 mavi seçeceğiz. 3'ün ikili kombinasyonu. Örnek uzayın eleman sayısı buradaki toplam 7, 9 tane bilyeden biz 2 bilye çekiyoruz. 9 bilyeden 2 bilyeyi kaç farklı şekilde seçebilirim? 9'un ikili kombinasyonu kadar. 3'ün ikili kombinasyonu 3. 9'un ikili kombinasyonu 9'u 2 defa aç. 2 faktöriyel böl. Sadeleştir. 3 bölü 36 sadeleştirdiğimde 1 bölü 12 yapar. Birinin kırmızı, diğerinin sarı olma olasılığı. Biri kırmızı, diğeri sarı olacak. Kırmızı olma olayı. Yani bir kırmızıyı ben, iki kırmızıdan herhangi biri. İkinin birlisi. İki durum var yani. Sarı bilye ise 4 sarıdan herhangi birini alırım ve 2 bilyemi seçmiş olurum. İstenen durum bu. Tüm durumlar yine 9'un ikilisi. Çünkü 9 bilyeden 2 bilye seçiyoruz. 4 çarpı 2'den 8. 9'un ikilisi az önce bulduk 36. 4'e bölsem 2. 4'e bölsem 9. Cevap 2 bölü 9. Çekilen bilyelerde kırmızı olmama olasılığı. Kırmızı olmayacaksa arkadaşlar. Kırmızıyı çizelim. Ya mavidir ya sarıdır. Ama ikisi de mavi olabilir. İkisi de sarı olabilir. Ya da biri mavi biri sarı olabilir değil mi? Ona dair bir koşul yok. Yani bu 7 bilyeden herhangi ikisi olabilir. 7'nin ikilisi bölü yine 9'un ikilisi. 7'nin ikilisi 7'yi 2 defa aç. 2 faktöriyel böl. 9'un ikilisi zaten 36. Sadeleştirdiğim zaman 21 bölü 36. 3'e bölsem 7, 3'e bölsem 12. Cevap 7 bölü 12. 8'deyiz. Aşağıdaki şekil 18 adet özdeş kareden oluşmaktadır. Buna göre şekilden rastgele seçilen bir dikdörtgenin kare olma olasılığı. Şimdi önce örnek uzayın eleman sayısını bulalım. Yani bu şekilde kaç tane dikdörtgen var? Nasıl yapıyorduk? Paralel yatay doğrulardan 4 tane var. Bu 4 taneden herhangi ikisini seçiyoruz. Dikey doğrulardan 7 tane var. Bu 7 taneden herhangi ikisini seçip dikdörtgenimizi oluşturuyoruz. 4'ün ikili kombinasyonu 6, 7'nin ikili kombinasyonu 21 çarptığımız zaman 126 yapar. Şimdi istenen durumu, A olayının durumunu bulalım. Kare sayısını nasıl buluyorduk? Köşelerden bir köşeden başlayıp kenar boyunca gidiyoruz. L yapıyorduk. Bu bize neyi veriyordu? Bakın yatayda satır olarak 3 satıra 1 yazdım. Sütun olarak da 6 sütuna 1 yazdım. 18 tane bir birimlik kare var. Sonra ikileri dolduruyorduk şöyle L yaparak. Ya da kısaca 3 ve 6'yı birer birer eksilt. 2'ye 5, 10 tane 2 çarpı 2'lik, birer eksilt. 1 çarpı 4'ten 4 tane de 3 çarpı 3'lük var. İster şekilden yap, ister buradan yap. Yani toplamda kare sayısı 18, 28, 32 tane arkadaşlar. Şimdi
Kare olma olasılığı kare sayısı bölü dikdörtgen sayısı olacak değil mi? Kare sayısı bölü dikdörtgen sayısı. Yani istenen durum sayısı bölü tüm durumlar. Kare sayısı 32. Dikdörtgen sayısı 126. 2'ye böldüm 16. 2'ye böldüm 63. Daha da sadeleşmiyor zaten. Cevap 16 bölü 63. A ve B aynı örnek uzayın iki olayı olsun. A birleşim B'nin gerçekleşme olasılığı ya da A veya B'nin gerçekleşme olasılığı. A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı eksi A kesişim B'nin yani ikisinin birlikte gerçekleşme olasılığı neye benziyor? Aynı iki kümenin birleşiminin eleman sayısı formülüne benziyor. O formül neydi? S A birleşim B yani iki kümenin birleşiminin eleman sayısı. Kümelerin eleman sayıları toplamı eksi kesişimlerinin eleman sayısıydı. Bu arada kesişim boş küme ise zaten imkansız olay olacaktır. Şurada sıfır olacaktır. A veya B'nin gerçekleşme olasılığı A'nın B'nin gerçekleşme olasılıklarının toplamı olacaktır. Dokuzuncu örnekteyiz. A ve B, E örnek uzayına ait iki olaydır. A birleşim B'nin gerçekleşme olasılığı 3 bölü 4. A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 6. B'ninki 2 bölü 3 kesişimi soruyor. Hemen formülü yazalım. A birleşim B'nin gerçekleşme olasılığı A'nın ve B'nin gerçekleşme olasılıkları toplamı eksi A kesişim B'nin gerçekleşme olasılığı. Bildiklerimizi yazalım. Birleşim biliyoruz. 3 bölü 4. A'yı biliyoruz. 1 bölü 6. B'yi biliyoruz. 2 bölü 3. Kesişimi bilmiyoruz. O zaten soruluyor. Kesişim eksiliye sol tarafa alalım. P, A kesişim B. Sayıları da sağ tarafta toplayalım. 1 bölü 6. 2 bölü 3. Eksi 3 bölü 4. Hepsinin paydasını 12 ile eşitleyebilirim. Bunu 4 ile, bunu 3 ile genişletirsem, bunu da 2 ile genişletirsem 2, 4 kere 2, 8, 3 kere 3, 9 ama eksi 9 bölü 12 olur. Yani 1 bölü 12 olur arkadaşlar. 10. örnekteyiz. A ve B ayrık iki olay. Ayrık iki olaysa A kesişim B boş kümedir. Dolayısıyla A kesişim B'nin gerçekleşme olasılığı sıfırdır. İmkansız olay. A birleşim B'nin gerçekleşme olasılığı 2 bölü 3. A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 4. B'nin gerçekleşme olasılığı soruluyor. A birleşim B'nin gerçekleşme olasılığı A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı eksi kesişimlerinin gerçekleşme olasılığı. O da sıfır olduğu için yazmama gerek yok ayrık olaylarda. 2 bölü 3. A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 4 ve ben B'nin gerçekleşme olasılığını arıyorum. 1 bölü 4'ü diğer tarafa atıyorum. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 4 yapıyor. Paydaşlarsam 3 ile 4 ile genişlettiğimde 4 kere 2 8 eksi 3'ten 5 bölü 12 yapar arkadaşlar. Geldik 11'e. Zafer'in fotoğraf albümündeki 30 fotoğrafın 20'sinde annesi, 15'inde ise babası yer almaktadır. Rastgele seçilecek bir fotoğrafta anne ve babasının birlikte bulunma olasılığı en az kaçtır diye soruyor. Burada arkadaşlar annenin bulunduğu hani albümleri, şey fotoğrafları gösteren kümeye A kümesi diyelim. Babanın bulunduğu fotoğrafları da B kümesi diyelim. A kümesi ile B kümesinin birleşimi 20 tane annenin olduğu, 15 tane babanın bulunduğu fotoğraflar topladığımızda 35 yapıyor. Bu fazlalık nereden gelecek? Kesişimden gelecek. Yani kesişimi eğer şunu kabul edersem tabii annenin ve babanın bulunduğu fotoğraflardan oluşuyorsa hepsi. Yoksa mesela 30 fotoğraftan bazıları anne veya babası bulunmayabilir bazılarında. Öyle bir durum da olabilir. Eğer tüm fotoğraflarda anne veya babadan en az biri varsa arkadaşlar ne gibi oluyor bu? İki kümenin birleşimi gibi oluyor. Bakın 20 ile 15 topla 35. 35'ten ne çıkarırsam 30, 5'i kesişim 5 oluyor. Yani 15 fotoğraf sadece annenin bulunduğu, 10 fotoğrafta sadece babanın bulunduğu topladığınızda 30. Yani ikisinin birlikte bulunduğu fotoğraf sayısı 5. İstenen durum 5. Tüm durumlar 30. İstenen durum bölü tüm durumdan. 5 bölü 30. 5'e böldüm. 1 5'e böldüm. 6 arkadaşlar. Peki niye en az demiş? Ona bakalım. Aslında az önce söyledim.
Tüm fotoğraflarda anne veya babadan en az biri bulunacak diye bir koşul yok. Mesela ben dışarıya 5 tane fotoğraf koyuyorum bu iki kümenin dışında. Ya annenin babanın bulunmadığı 30 fotoğraftan 5'i dışarıda olsun. Geriye kalan 25 fotoğrafı buraya yerleştireceğim. Ama annenin bulunduğuyla babanın bulunduğunu topluyorum 35. Ne kadar fazla? 10 fazla. Bu fazlalık kesişimden gelir. Annenin bulunduğu 20 idi buraya 10. Babanın bulunduğu 15 idi buraya 5. Bakın 20, 25, 30. Yani eğer annenin veya babanın bulunmadığı fotoğrafı bulunursa kesişim artıyor, daha büyük değer alıyor. Kesişimin yani anne ve babanın birlikte bulunduğu olayın olasılığının küçük olması için de eleman sayısını küçük kabul etmeliyiz. Dolayısıyla bu iki kümenin dışında eleman kabul etmemeliyiz. 12'deyiz. 4 kırmızı ve 5 beyaz topun bulunduğu bir torbadan rastgele 3 top çekiliyor. Çekilen toplardan en az birinin beyaz olma olasılığı. Bir tanesi beyaz olabilir, iki tanesi beyaz olabilir, üç tanesi beyaz olabilir. Olasılık fazla. Bunun yerine olumsuzundan yapsak. Yani tüm durumlardan neyi? En az birinin beyaz olma olasılığının olayının olumsuzu ne? Hiç beyaz olmaması. Yani hepsinin kırmızı olması. Tüm durumlar zaten bir. Örnek uzay bir yani. Örnek uzayın gerçekleşme olasılığı. Hepsinin kırmızı olması olayının olasılığı ne? 4 kırmızı var. 4 kırmızıdan 3 kırmızıyı, 4'ün üçlü kombinasyonu farklı şekilde seçebilirim. Tüm durumlar sadece sayılara bakın. 5 beyaz, 4 kırmızı var. 9, 9 toptan 3 top çekiyoruz. 9'un üçlü kombinasyonu. 4'ün üçlü kombinasyonu 4. 9'un üçlüsü 9'u 3 defa aç ve 3 faktöriyele böl. Sadeleştirdim 3, sadeleştirdim 4. 1 eksi 4 bölü 3, 4, 7 yaptı. Çarpmadım çünkü sadeleşiyor. 1 eksi 1 bölü 21. Paydaş dedim 21 eksi 1'den 20 bölü 21. Ne yaptım? Tüm durumlardan birden tüm durumlar örnek uzayın gerçekleşme olasılığı yani. Olayın tümleyenini çıkardım. En az birinin beyaz olmasının tümleyeni hiç beyaz olmamasıdır. Yani hepsinin kırmızı olmasıdır. 13'teyiz. Hileli bir zarda çift sayı gelme olasılığı tek sayı gelme olasılığının iki katıdır. Bakın hileli diyor. Eş olumlu değil. Şöyle tek sayıları yazalım. 1, 3, 5. Çift sayıları yazalım. 2, 4, 6. Çift sayı gelme olasılığı tek sayı gelme olasılığının iki katıymış. Tek sayı gelme olasılıkları x olsun. Çift sayı gelme olasılıkları ne olacak? 2x, 2x, 2x olacak. Bu zar düz bir zemine rastgele atıldığında 3 gelme olasılığı kaçtır? 3 gelme olayının olasılığı x. Hepsinin gelme olasılığı yani örnek uzayın gelme olasılığı topladığımızda ne yapıyor? 2, 4, 6, 7, 8, 9 yapıyor. Sadeleştirdim. Cevap 1 bölü 9. 14'teyiz. Sadece A, B ve C kişileri arasında yapılan bir yarışı. A'nın kazanma olasılığı B'nin 2 katı. A'nın kazanma olasılığı PA, PB'nin 2 katı. B'nin kazanma olasılığı C'nin 3 katı. PB ise 3 tane PC. Bu yarışı A veya B'nin kazanma olasılığı kaçtır? Şimdi ben C'nin kazanma olasılığını x dersem B'nin kazanma olasılığı 3x olur. B'nin kazanma olasılığı 3x ise A'nın kazanma olasılığı 6x olur. A'nın kazanması 6x. B'ninki 3x topladık. 9x. C'nin kazanma olasılığı da x. Topladık 10x. Bu tüm durumlar. Ya A kazanır, ya B kazanır, ya C kazanır. Başka bir durum yok. Durumların hepsinin olasılığını topladık. A veya B'nin kazanması diyor. A'nınki 6x. B'ninki de 3x. İstenen durum sayısı böyle tüm durumlar. Yani 9x bölü 10x sadeleştirdim. 9 bölü 10 olur arkadaşlar. 15. örnekteyiz. Aşağıda ABCD noktaları bir çember üzerinde, KLMN noktaları ise bir doğru üzerindedir. Köşeleri bu 8 noktadan herhangi üçü olan çizilebilecek tüm üçgenler içerisinden rastgele seçilen bir üçgenin sadece çember üzerindeki noktalar kullanılarak çizilmiş bir üçgen olma olasılığı. Bakın istenen olay ne? Zaten üçgenler çiziyoruz ama istenen olay çember üzerindeki noktalardan kullanılarak oluşturulan üçgenler. O zaman
Bu olayın gerçekleşme olasılığından önce olay sayısını bulalım bunun. Eleman sayısını bulalım yani. Çember üzerinde 4 nokta var. 4 noktadan herhangi üçünü seçerek üçgenler oluşturabilirim. İstenen durum sayısı bu. Tüm durumlar ne? Tüm durumlar 4, 8 tane nokta var. 8 noktadan üçgen oluşturuyoruz. 8'in üçlüsü. Fakat doğrusallar var. Bu 4 noktadan herhangi üçünü seçtiğimizde üçgen çıkmaz. O yüzden 4'ün üçlüsünü çıkarıyorum. Pay 4'ün üçlüsünden 4. Payda 8'in üçlüsü 8, 7, 6 bölü 3 faktöriyel. 3, 2, 1. Şöyle 6 ile bunu götürelim. Bu da 4. Yani 56 eksi 4'ten ne yapıyor? 52 yapıyor. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 13. Yani cevap 1 bölü 13. 16. örnekteyiz. Bandana kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek oluşturulan 7 harfli anlamsız bütün farklı kelimeler ayrı ayrı kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üstündeki kelimenin D ile başlayıp N ile biten bir kelime olma olasılığı. Olayımız bu. Bu olayın kaç tane elemanı var onu bulalım. D ile başlayacak. N ile bitecek. Bir tane D'yi, bir tane N'yi sabitledim. Ortada ne var? B var, N var ve 3 tane de A var. Şimdi bunlar ortada sıralanacaklar. Kaç farklı kelime çıkar? 5 harf var, 5 faktöriyel şekilde sıralanır. Fakat bunların 3'ü özdeş. A'ların yer değiştirmesi farklı bir kelime ortaya çıkarmaz. O yüzden 3 faktöriyele bölüyorum. 5 faktöriyel, 5, 4, 3 faktöriyel gibi açarsam, 3 faktöriyelle götürürsem 20 tane. Bu olayın eleman sayısı 20. İstenen durum sayısı yani bu. İstenen durum sayısı. Peki tüm durumlar ne? Tüm durumlara bakarken koşullara bakmayız. Sadece sayılara bakarız. Kaç tane harf var? 7 tane. 7 faktöriyel tane kelime çıkar diyeceğim. Fakat özdeşler var. Bakın 3 tane A var. 3 faktöriyel. 2 tane N var. 2 faktöriyeli bölmem lazım. 7 faktöriyel 7. 6, 5, 4, 3 faktöriyel gibi yaptım. 3 faktöriyelleri götürdüm. 2 ile de 4'ü sadeleştirdim. 10, 42 çarpı 10'dan 420. Bu tüm durumlar. Yani bu kelimenin harfleriyle oluşturabileceğim tüm kelime sayısı. Şimdi olayın olasılığını hesaplayalım. İstenen durum sayısı 20. Tüm durumlar 420. İstenen durum sayısı bölü tüm durumlardan sadeleştirdim. Tekrar 2'ye bölersem 1 bölü 21 olur. 17'deyiz. Bir çekmecede birbirinden farklı 4 çift çorap vardır. Buna göre çekmeceden rastgele alınan 2 çorabın birbirinin eşi olma olasılığı. 4 çift varmış bakın. A1, A2 mi desek? A1, B1. Bu birinci çift olsun. A2, B2. A3, B3. A4, B4. 4 çift. 2 tane çorap seçeceğiz değil mi arkadaşlar? Birbirinin eşi olacak. Zaten istenen durumdan 4 tane var. Ya bu çift olur, ya bu çift olur, ya bu çift, ya bu çift. İstenen durum sayısı 4. Tüm durumlar sadece sayıya bakıyorum. 4 çift çorap dolayısıyla 8 tane çorap var. 8 çoraptan 2 çorap seçiyorum. Kaç farklı şekilde seçim yapabilirim? 8'in ikilisi kadar. 8'in ikilisi 28. Sadeleştirdim. Cevap 1 bölü 7. 18'deyiz. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin cinsiyet ve ten rengine göre dağılımı verilmiştir. Sarışın olmayan kız ve erkek. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek ve sarışın olma olasılığı. Hem erkek olacak hem sarışın olacak. Erkek ve sarışın olan öğrenci sayısı yani istenen durum sayısı 6. Tüm durumlar erkeklerin sayısı 17, kızların sayısı 13, topladığımda 30. Tüm durum sayısı 30. Sadeleştirdiğim zaman 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 5. Erkek veya sarışın olması. Erkeklerin sayısı 17. Sarışınların sayısı 11. Burada birleşim olduğu için erkekler ve sarışınlarda tekrar saydıklarım olduğu için bunların kesişimini çıkarmalıyım.
Yani hem erkek hem sarışın olanlar, hem erkek hem sarışın olan 6 kişiyi ne yapmalıyım? Çıkarmalıyım. Bu ikisini topladım, 6'yı çıkardım. 28 eksi 6'dan 22. İstenen durum sayısı 22. Tüm durumlar 30. Sadeleştirdik. 2'ye böldüm 11. 2'ye böldüm 15. Cevap 11 bölü 15. Eğer hani iki kümenin birleşimi söz konusuysa, erkek olmak ayrı bir küme, sarışın olmak ayrı bir küme. İkisinin kesişimi var mı? Yani hem erkek hem sarışın var mı? Var. İkisinde de iki kere sayıldığı için onu çıkarmalıyız arkadaşlar. Geldik 19. soruya. Bir şans oyununun kuralları aşağıda verilmiştir. 1'den 49'a kadar olan sayılar arasından 6 farklı sayı seçilerek bir kupona işaretleniyor. Bir çekilişle tahmin edilmesi gereken 6 farklı sayı belirleniyor. 6, 5, 4 ya da 3 sayıyı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. Bir kuponda bu 6 sayının işaretleneceği 8 tahmin kutucuğu bulunmaktadır. Zeki 4 kutucuğu birbirinden farklı doldurarak bir kupon. Bülent ise 6 kutucuğu birbirinden farklı doldurarak bir kupon yapıyor. Buna göre Zeki'nin 3 doğru tahmin yapma olasılığı, Bülent'in 4 doğru tahmin yapma olasılığının kaç katı? Zeki 3 tane doğru yapacak. Bülent 4 tane. Şimdi bu şans oyunlarda ilgilenmeyenler bunu anlamakta tabii ki zorluk çekecektir. Şimdi anlatmaya çalışayım. Zeki 4 tane kutucuğu birbirinden farklı doldurur. Yani 4 tane 4 kez şansını deniyor. Ve Zeki'nin 3 doğru tahmin yapmasını istiyoruz. Şimdi doğru şeyler kaç tane? 6 tane değil mi? Bu Zeki 6 taneden 3 tanesini tutturdu diyelim. 3 doğru yapacak yani. 3 tanesini tutturacak, doğru tahmin yapacak. Ama bu Zeki ne yapıyor? 6 kutucuk işaretliyor, değil mi? 6 kutucuk işaretliyor. Geriye kalan 3 tane işaretleme bu doğru 6 sayıdan değil de 6 tane doğru sayı var arkadaşlar. Geriye kalan kaç sayı var? 49'dan 6'yı çıkarsa 43 sayı var. Diğer yanlış olan 43 sayıdan da 3 tanesini yazmış olacak ki 3 tanesi doğru olsun. 3 tanesi de yanlış. Yani 3 tanenin doğru olması aslında diğer üçünün de yanlış olması demek. Bu Zeki'nin 3 doğru tutturma olasılığı diyelim. Ve bundan 4 tane var. Çünkü Zeki 4 kutucuğa işaretliyor. Tüm durumlar Zeki 49 tane sayıdan ne yapıyor? 6 tanesini işaretliyor. Bülent'e gelelim. Bülent de ne yapıyor arkadaşlar? 4 tane doğru tahmin yapacak. 6 sayıdan 4'ünü bilecek. Geriye kalan 2 tane işaretli sayı da yanlış olan 43 sayıdan olacak. Ve 6 tane kutucuk işaretlediği için bunu 6 ile çarpıyorum. Her biri için aynı sayı gelecek. Tüm durumlarda 49'un 6'lısı. Bizden istenen Zeki'nin olasılığının, Bülent'in olasılığının kaç katı diyor. Yani Zeki bölü Bülent yapacağız. Zeki bölü Bülent. Aslında şöyle yapalım. Zeki burada zaten. Bülent'i direkt altına yazalım şöyle. Bölü olarak. Aynı sayıları yazıyorum şuraya. 6'nın 4'lüsü. 43'ün ikilisi. Bölü 49'un 6'lısı. Bu bölme işleminde ters çevirip çarptığımda 49'un 6'lıları gidecek arkadaşlar. 4 bölü 6 da 2 bölü 3 olacak. Nereye sığdıralım? Şuraya yazmaya çalışalım. 2 bölü 3. 6'nın 3'lüsü 20. 43'ün 3'lüsü 43'ü 3 defa açacağız. Ve 3 faktöriyele böleceğiz. 3, 2, 1. Payımız bu. Bunu da normalde payda yazıyorum ama ters çevirip çarptığım için. Yani 6'nın 4'lüsü normalde ne? 6'nın ikilisiyle aynı 15. Bunu payda yazacağım. 1 bölü 15. 43'ün ikilisi de normalde 43 2 defa aç. 43, 42. 2 faktöriyele böldüm. Ters çevirip çarptığım için bunu da yukarı yazacağım. 43'ler, 42'ler gidecek. Başka şuradaki sadeleşme. Şurada 41'imiz var arkadaşlar. Şuradaki 2 ile şunu götürebiliriz. 15'te 20'yi sadeleştirebiliriz. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 4. Yani yukarıda ne kaldı? 2 var, 4 var, 41 var. Bakın 2, 4, 41. Payda da ne var? 3, 3, 3 mü var? Sadeleşme var mı? Yok.
4 kere 2 8. 8'i 41 ile çarparsak 8 kere 1 8. 4 kere 8 32. 328 bölü 27 olur arkadaşlar.